Ben hep dedikodu yapıyorum akrabalarım hakkında ama en acımasıza ne hayatımda biri var aslında. Diye içine çek. Bir doktorsa ve beni muayene etmiyorsa çıkıp bana işte ben senin damarının içindeki yağ görürüm vesaire diye aptal saptal cümleler kuramaz. İş hayatında hiç yalan söyledin mi? Evet söyledim. Aldattın mı? Evet aldattım. Kendimde olmadığım bir anda gerçekleşti. Hani şunu kastediyor, yani senin beynin yok. İki omzunun üstünde saksı taşıyorsun. Saksı kafalı diyor. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gördüğünüz üzere çok iyiyim. Ve bugün kaos dolu bir mukbankla karşınızdayım. Zor sorular istedim sizden. Ve bu zor soruları kajun baharatlı tavuk ve noodle'la cevaplayacağım. Bu askıları da bayağıdır takmıyordum. İstanbul'da taktığımda çok beğendiniz. Ben de devam ettirmek isterim. Bundan sonra bir İstanbul vlogu gelecek. Güzel videolar gelecek efendim. Neyse şimdi heyecanını kaçırmayalım. Bir tadına bakmak istiyorum. Umarım kötü değildir. Noodle mukbangı çok istiyordunuz ama yani arkadaşlar yemesi çok pis ya. Her yerim yağlıyor. Ben ne kadar sinersem sileyim bütün video boyunca şuralarımda yağ. Üstümde bir şeyler. Hep bunlarla devam edecek video. Zor soruları da Instagram butonu üzerinden almadım. Canlı yayın açtım. Oradan birebir sizden soru istedim. Ketçap mayonez falan istemiyorum. Aslında göndermişler de. Ben kajun baharatının o tadını almak istiyorum. Aa bir kapak fotoğrafı çekelim. Dur şu bitsin. Tamam. Şuradan tavuğumuzu alalım. Evet. Çok iyi. Bu da nereden aklıma geldi? Elif'te kalmıştım. Biz video çekerken sevgilisi Emir bize tavuk ikram etmişti. Ay lokum gibiydi o ya. Bu onun kadar güzel değil. Neşem. Başlıyoruz. Yayında diyorum ki bana kaos dolu soru sorun. Sorduğunuz sorular kaç yaşındasın? Doğum tarihiniz? Hoş. Ama bu çok merak edildiği için söylemek istiyorum. 92 doğumluyum. 29 yaşındayım. Mayıs'ta 30 olacağım. 30 özel video gelir herhalde. Onu bilmiyorum da 29 yaşındayım. En sevmediğim fenomeni söyleyeceğim. Çünkü onun hakkındaki fikirlerim bir tık değişti. Müklemin diye bir TikToker var. İşte ben hamile oldum falan diye videoları var ya işte gelinlikli vesaire o tarz videolar çekiyor. LGBT bireylerin kötü temsil edildiğini düşünüyordum. O yüzden de kızıyordum yani. Neden bu videoları çekiyorsun? Neden hamile gibi davranıyorsun? Ama sonra fark ettim ki Müklemin videolarda kendine bir cinsiyet atamıyor. Yani hani ben erkeğim ya da kadınım demiyor. Yöneliminden bahsetmiyor. O yüzden artık yani çok olumsuz bir görüşüm yok. Ha, bu içeriklerini desteklediğim anlamına mı geliyor? Hayır. Bunu aslında nefret ettiğin bir fenomen var mı diye sormuştunuz. Nefret çok güçlü bir duygu ve çok saçma yani. Birinden direkt nefret ediyorum demek kamera karşısında hiç mantıklı değil. Senden nefret ediyorum. Duygularımız karşılıklı hanımefendi. Aa biri daha var. Gay bir fenomen var ve bir kadını kandırıyor şu anda. Onu hiç sevmiyorum. Ama tabii ki benim haddim değil. Burada kimsenin cinsel yönelimini ifşalamam. Ama gidip hetero baiting de yapmasın yani. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ama yani hetero kitlerin ilgisini çekmek için aralarında bir şey varmış gibi davranmasınlar. Bana da mesela şu çok soruluyor. Kış kızıyla aranda bir şey var mı Gizem'le? Hayır, kardeşim gibi hep söylüyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ama canlı yayın açtığımız zaman ya seni çok seviyorum vesaire deyince yayına girip bizi hiç tanımayan biri aa bunlar sevgili herhalde diyor. Değil. Şimdi dışarıdan da insanlar şekilci olduğu için bakıyorlar hani o tontiş ve tatlı ve güzel. İşte ben yakışıklıyım yine tontişim. Evlenip çocuklarımız olsun falan istiyorlar ama bu çok saçma yani. Hani aşırı şekilci bir davranış. Gizem benim kardeşim gibi yani. Ve hayatımda biri var aslında. Söylemek istemiyorum kim olduğunu. Ama biri var yani ve sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşmayacağım. Paylaşmadığım halde de siz böyle şeyler yapınca o kişiyi üzmüş oluyorsunuz. Beni kimseye şiplemeyin. Olur mu? Şiplemeyin kimseye. Hiç diyet yaptın mı? 7 yaşından beri diyet yapıyorum. Anlayamazsınız. 7 yaşındaki çocuğa da diyet yazılır mı demeyin. 7 yaşında bile bana diyet listeleri veriyorlardı. Ki benim yeme bozukluğumun olma sebeplerinden biri de daha çocukken yani çok erken yaşta diyet yapmaya başlamış olmam. Bu konuda bazı sektörlerin değişmesi gerekiyor. Yani beslenme diyetetik uzmanıysa bana kilo verebilirsin diye mesaj atamaz mesela. Ya da şekçiyse bununla ilgili mesaj atamaz gel sana yardımcı olayım falan diye. Bir doktorsa ve beni muayene etmiyorsa çıkıp bana işte ben senin damarının içindeki yağ görürüm vesaire diye aptal saptal cümleler kuramaz. Bunu yapamaz yani benim kolesterolüm yüksek olabilir ya da olamaz. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Ve ben kimseye burada örnek olmak zorunda değilim. Ben burada var oluyorum. Ya benimle var olursunuz beraber yürürüz ya da
takipten çıkarsınız yani. Bu kadar basit. Bununla ilgili bu kadar yorum yapmanın bir mantığı yok. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? İş hayatında hiç yalan söyledin mi? Evet söyledim. Ay bunu söyledim de inşallah başıma iş açılmaz. Şimdi bizim hastanede bir doktor grubumuz vardı. Biz hepimiz oradan ayrıldık ya, bir sorun olmaz. Bir bütün doktorların olduğu bir grup vardı. Bir de genç doktorların olduğu bizim küçük bir grubumuz vardı. Biz genç doktorlar olarak kendi aramızda bazı kararlar alıp sonra da büyük grupta, yani bütün doktorların olduğu grupta sanki o anda aynı fikre sahipmişiz gibi davranıyorduk ve yani millet de bir şey diyemiyordu. Aa okey, bunlar çoğunluk oldu bir anda. Demek ki böyle çoğunluk ne derse olsun falan modundaydı. Ama biz... Hayatında söylediğin en büyük yalan. Ben hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. İki soru çok benzer. Eski sevgilinden sakladığın en büyük sırrın ve hiç aldattın mı ya da aldatıldın mı? Aldatıldıysam da farkında olmadım açıkçası. Aldattım mı? Evet aldattım. Ama... kendimde olmadığım bir anda gerçekleşti. Ve aldattıktan sonra da hemen gidip söyledim. Yani ben böyle bir şey yaptım ve ayrılmak istiyorum diye. Anlayacaksınız ki nasıl yani, ne kullanım? Öyle bir şey değil. Ben alkole bile çok alışkın biri değilim yani. Bir kadeh şarapla bile olabiliyorum. Ya tabii bunun arkasına falan sığınmıyorum. Neyse bir hata yaptım ve sonraki günde hemen gidip söyledim. Asıl aldatmak bence gidip bunu söylememek, yani ortaya çıkmasını beklemek. Benim durumumda asla ortaya çıkmazdı. Yani hiçbir ortaklık yoktu. İki taraf birbiriyle asla tanışamazdı. Yani hiçbir şekilde tanışamazdı. Ona rağmen hemen gidip söyledim. Ben böyle bir hata yaptım. Ha bu arada aramızda tabii ki bir şeyler yürümüyordu, sorunlarımız vardı vesaire. Ama bu bana yine de onu aldatma hakkını vermezdi ve o olay olduğu anda hemen gidip söyledim. Bu arada anlık bir öpüş. Ay. Gerçekten tehlikeli sorular cevaplıyorum ya. Ve çocuktum ya. Evet sonuçta bunu yaptığım zaman çocukluk bu. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belan versin. Söyleme. Akrabalarımın arkasından yaptığım en acımasız dedikodu. Ben hep dedikodu yapıyorum akrabalarım hakkında ama en acımasızı... Bir akrabam eşini aldatıyordu. Ben gidip onu anlatamadım kendi akrabama, hani eşin seni aldattı diye. Çünkü çocukları var ve benim akrabalarımla aram çok iyi olmadığı için onların aile dinamiğini hiç bilmiyorum. Neye sebep olurum, ne olur hiçbir fikrim yok. Yani kadının başına bir şey gelir o tartışma sırasında ve bundan kendimi sorumlu hissederim diye söyleyemedim. Siz söyler miydiniz bilmiyorum çünkü şey diyebilirsiniz işte. Kadının aldatılmasına göz yumdu falan diyebilirsiniz ama bu öyle bir şey değil yani. Hani bunun çok büyük sorumluluğu var. Söyleyemedim ve bu vicdanı çok büyük bir yüktü. Taşıyamadığım için de onlarla görüşmeyi kestim. Eğitim hayatım boyunca hocalarımın yüzüne karşı söylediğim en kötü şeyi sormuşsunuz. Hiçbir şey. Ben hocalarıma karşı hiç kötü söz söylemedim. Hocalarımdan aldığım en kötü lafta bir hastane stajı sırasında, intern doktordum hiç unutmuyorum, hastanın başındayız. Hastanın hastalığıyla ilgili bir soruyu bilemedim diye dönüp arkadaşlarıma dedi ki bu domuzların üzerinde saksı taşıyor herhalde dedi. O an anlamadım, hatta arkadaşlarım da güldü. Ben de güldüm olayın ne olduğunu anlamadığım için, uykusuzum. 36 saatlik bir nöbetin sonlarındayım ve hakkımda bir espri yapılıyor. Ne kadar acımasız olabilir ki dedim, ben de güldüm. Hani şunu kastediyor, yani senin beynin yok, iki omzunun üstünde saksı taşıyorsun, saksı kafalı diyor. Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun diye soranlar olmuş. Yani bunu ikiye ayırabiliriz. Şu anda çocuk sahibi olmak istiyor muyum? Bir de ileride çocuk sahibi olmak istiyor muyum? İkisinin de cevabı hayır. Olmayacak, hiçbir zaman çocuğum olmayacak. Bu anlam veremediğim bir soruydu. Çocuğun LGBT üyesi olsa tepkin ne olurdu? Ya Gold üye olsaydı yargılardım. Ama Platinum üye ise sorun yok. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Türksel'den tarife mi seçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne üyesi ya? Bu bir varoluş yani. Çocuğum hiç olmayacak dediğim gibi ama olsaydı da ne cinsiyet kimliğine, yani kendine hangi cinsiyete atadığına ya da cinsel yönelimine karışmazdım. Bu benim haddim olan bir şey değil. Kimsenin haddi olan bir şey değil. De en korktuğum şey eskiden ölmekte ama son birkaç yıldır sevdiklerimi kaybetmek. Çok korkuyorum, neden bilmiyorum. Psikolojik altyapısında ne var hiçbir fikrim yok ama
sevdiklerimi kaybetmekten çok korkuyorum. Efendim video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.